Hürriyet. Galatasaray, Mertens ile bir yıllık anlaştı aynı uçakla geliyorlar, yıllık ücreti ve imza parası. Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Lucas Torreira ile 4, Belçikalı kanat oyuncusu Dries Mertens ile de bir yıllık anlaşmaya vardı. Sarı Kırmızılı ekipte yeni hedef ise Şilili Alexis Sanchez. Yeni sezona iddialı bir kadro kurarak girmek isteyen Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Virgül. Dağ'ın haberine göre, Uruguaylı orta saha Lucas Torreira ile 4 yıllık anlaşmaya varan Sarı Kırmızılılar, Dries Mertens'i de 1 yıllığına kadrosuna kattı. İki futbolcu, bu akşam aynı uçakla İstanbul'a gelecek. Mertens'e yıllık 3.2 milyon euro artı 1 milyon euro imza parası. Spor arenanın edindiği bilgiye göre, Galatasaray 1 yıllık anlaşma sağladığı Dries Mertens için bonuslarla beraber 3.2 milyon euro ödeyecek. Mertens'e verilecek imza parası ise 1 milyon euro. Galatasaray Torreira'da mutlu sona ulaştı. Yıllardır ön libero sıkıntısı çeken Galatasaray bu boşluğu dünyaca ünlü bir isimle doldurdu. Lucas Torreira. Ancak kulübü Arsenal'de Uruguaylı futbolcuyu da ikna etmek hiç kolay olmadı. Sarı kırmızılılar önce Londra ekibi ile çetin bir mücadeleye girişti. 2018'de Torreira için Sampdoria'ya 28.5 milyon euro ödeyen Arsenal son iki sezonda kiralık göndermesine rağmen oyuncuyu düşük bir rakamla göndermeye niyetinin olmadığını bonservis için pazarlığı 15 milyon eurodan açarak net olarak gösterdi. 5 takım daha transfer etmek istiyordu. Torreira'yı geçen sezon kiralık oynadığı Fiorentina'nın yanı sıra eski kulübü Sampdoria ve Marsilya ile birlikte iki Premier Lig kulübünün istemesi de pazarlıklarda Galatasaray'ı bir hayli zorladı. Ancak yoğun mesailer sonrasında Arsenal 5.5 milyon euro artı bonuslarla toplam 6 milyon euroyu bulan bir paket ile ikna edildi. Sonrasında ise öncelikli tercihi İtalya olan 26 yaşındaki futbolcuyu ikna süreci başladı. Ve deyim yerindeyse Aslan dört koldan Lucas Torreira'yı ablukaya aldı. Gözden kaçmasın, Galatasaray, Cristiano Ronaldo ile temasa geçti. Şampiyonlar Ligi detayı, haberi görüntüle. Sarı kırmızılılar ilmek ilmek işledi. Torera'yı aslan yapabilmek için daha önce oynadığı kulüplerdeki arkadaşları, hocaları, Uruguay'daki dostları ve Uruguay milli takımından arkadaşı Muslera devreye sokuldu. İtalya'ya düşünen Torreira bu baskı sonucu her geçen gün Galatasaray'a yaklaştı. Kulüp bu esnada takımı ve İstanbul'u tanıtan özel videolar bile hazırlayıp yolladı. İstanbul'da yaşayacağı ev için başta Nef Bebeköy'deki köşkler olmak üzere çeşitli seçeneklerin videolu sunumları kararını kolaylaştırmak için yollandı. Takımın da ligin de en değerlisi. Bu pres sonunda işe yaradı. Galatasaray ile 3 artı 1 yıllığına anlaşan Uruguaylı futbolcunun bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Yıllık 3.5 milyon euro alacak olan Torera sarı-kırmızılı takımın en yüksek gelir elde eden futbolcusu oldu. 26 yaşındaki futbolcu ayrıca 20 milyon euroluk piyasa değeriyle Süper Lig'in en değerli oyuncusu da olacak. Öte yandan Van Aanholt geçen sezon giydiği 6 numaralı formayı bu yıl Uruguaylı ön libero'ya devredecek. Hollandalı ise 3 numaralı formayı tercih etti. Gözden kaçmasın. Fatih Terim, Didier Drogba'yı evinde ağırladı. Haberi görüntüle. Forvet'te hedef Sanchez. Öte yandan Forvet bölgesi içinde girişimlerini sürdüren Galatasaray, aradığı ismi İtalya'da buldu. Inter'den ayrılmak istediği bilinen Alexis Sanchez ile yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi. Hürriyet. Galatasaray sezonu Antalya Spor deplasmanında açıyor Leo Dubo yok. Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray yarın saat 21.45'te Antalya Spor'a konuk olacak. Geçtiğimiz sezonu Antalya deplasmanında tamamlayan Galatasaray sezonu da Antalya'da açacak. Bu sezona yeni teknik direktörü Okan Buruk ile giren Sarı Kırmızılılar 3 puanla başlamak istiyor. 53. Randevu Antalya Spor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 52 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Sarı Kırmızılılar 31 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Kırmızı Beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. 14 müsabakada ise taraflar eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 101 golüne, Antalya Spor 47 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan mücadeleyi Sarı Kırmızılılar 2-0 kazanırken, Antalya'daki maç ise 1-1 sona erdi gözden kaçmasın. Son dakika, Galatasaray, Cristiano Ronaldo ile temasa geçti. Çok büyük kulüp ama Şampiyonlar Ligi, haberi görüntüle. 7 hazırlık maçı yaptı. Galatasaray yeni sezon hazırlıklarının iki etabını da Avusturya'da gerçekleştirdi. Sarı Kırmızılılar ilk olarak 7-19 Temmuz tarihlerinde Graz şehrinde, ikinci etap kamp çalışmalarını ise 26-31 Temmuz'da Tirol kentinde yaptı. Cimbom hazırlık döneminde sırasıyla Stum Graz, Molfeher var, Sigma Olomouc, Pardubis, Kasımpaşa, Salernitana ve Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Aslan bu mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Şu ana kadar 6 futbolcu transfer etti. Galatasaray yaz transfer döneminde şu ana kadar 6 futbolcuyu kadrosuna kattı. İlk olarak Abdülkerim Bardakçı'yı transfer eden Sarı Kırmızılılar daha sonra Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Leo Duboy ve son olarak Fredrik Midjo ile sözleşme imzaladı. Cimbom'da transfer çalışmaları devam ediyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın Arsenal'den anlaşmaya vardı Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'yı kısa sürede açıklaması bekleniyor. Leo Duboy sakatlığından dolayı oynayamayacak. Yeni transferlerden Fransız bek Leo Duboy, sakatlığından dolayı Antalya Spor maçında oynamayacak. Duboy, Avusturya'da kampın son gününde oynanan Fiorentina karşılaşmasında sağ arka alt adalesinde ağrı hissederek oyunu terk etmiş, daha sonra yapılan MR incelemesinde ikinci derece zorlanma ve yırtık tespit edilmişti. Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Antalya Spor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Suat Arslan Boğa olacak. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.